Mansplaining. Şimdi diyeceksiniz daha önce de mansplaining'i konuştuk. Ancak Pelin Batu reisimiz ona bir video yapmışlar. Artı 90. Artı 90 ne kanalı ya? Artı 90 ne tür videolar yapıyor? Mansplaining ile ilgili bir video yapmış. Bununla ilgili güzel şeyler konuşabiliriz bence. Önce şeyi gösteriyorlar. Programından onun tarihin arka odası idi değil mi? Murat Bardakçı vardı. Bir kişi daha vardı. Kim vardı abi? Avrupa'daki tüm haber ajansının ortak kanalı demiş. Burak Bardakçı bir de bir kişi daha vardı abi. Erhan Afyon, iPhone'cu. <laughs> ve işte bunun sözünü sürekli kestiklerini gösteriyorlar. Ve Pelin botu sinirleniyor falan böyle. Bir konuşturmuyorsunuz falan diye bağırıyor böyle. Oradaki erkekler biraz trollüğüne vuruyor. Ondan sonra o görüntüleri gösteriyorlar. O görüntüleri gösterdikten sonra da mansplaining'in ne olduğunu anlatıyorlar. Pelin Batu biliyorsunuz gerçekten donanımlı ve birikimli bir arkadaşımız. Biliyorsunuz Ermeni soykırımından dolayı Ermenilerden de özür dilemişti kendisi. Şimdi bu konuyla ne alakası var diyeceksiniz. Bu konuyla çok alakası var. İkisini birbirine bağlayacağım. Neden mansplaining diye bir şey var olduğunu düşünüyor. Vs neden Ermeni soykırımı için Ermenilerden özür diledi. Aslında ikisi birbirine bağlantılı. İkisi de yarım bilmekten kaynaklanıyor. Mansplaining Nedir arkadaşlar? Mansplaining bildiğim kadarıyla Amerika olması lazım. Oradan çıkmış ve bize gelmiş saçma ve var olmayan aslında bir terimdir. Ne olduğunu biliyorsunuz. Yani olduğu iddia edilen şey şudur. Zaten Pelin Batu da o videoda bunu söylüyor. Sen bir kadınsın. Kadın olarak X konusunda bilgi sahibisin. Otorite sahibisin. Ancak bir erkek sen kadın olduğu için senden daha bilgili olduğunu düşünüyor ve seni ezerek senin üstüne çıkarak yok 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 sen bilmiyorsun falan deyip kadın olmandan dolayı yani sana anlatıyor. Seksizim yani. Ve buna da mansplaining deniyor. Adı üstüne zaten. Ve sadece erkeklerin yaptığı bir şey. Şimdi bir kere seksizmin Allah'ı bu kelimenin kendisidir. Ona birazdan geleceğiz. Peki şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Abi sen bu uydurma bir terimdir diyorsun ama benim gördüğüm filanca filanca insan var. Aynen bunu yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu olay işte yarım bilmekten kaynaklanıyor. Mansplaining diye bir şey yoktur. Dallama splaining diye bir şey vardır. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Ama önemli bir konu bence. Ve bunu Pelin Batu'ya da uyarlayalım. Dallama splaining nedir? Bir insan evladı, bazı insan evlatları otorite sahibi kişilerden bile daha fazla şey bildiğini düşünür. Onu keser ve ona bir şeyler anlatır sürekli. Bunun seksizimle hiçbir alakası yoktur. Çünkü bu insanlar aynı şekilde erkeklere de anlatır. Eğer sadece kadınlara anlatıyor olsalardı sen bu konuda haklı olabilirdin. Ancak bu insanlar her zaman için hem kadınlar hem erkeklere anlatırlar. Bu bir. İkincisi bunların kadın versiyonları da vardır. Hiçbir sik bilmeden iki tane kitap okumuş. Tanıdık geldi mi? İki tane kitap okumuş. Ee, ben... Ben sadece e, güzel olduğum için bu programa çağrılmadım. Evet sadece güzel olduğum için programa çağrılmadım. Sosis partisi olmasın diye. Ortaya konuşuyorum. Yanlış olmasın ortaya konuşuyorum. E, ben sadece güzel gözüktüğüm için e, bu programa çağrılmadım. E, ne kadar entelektüel olduğumu kanıtlanmak için şimdi e, gözlüğümün e, sapını kemireceğim. Böyle insanlar da vardır. Bu insanlar da aynı şekilde hem kadınlara yani hem başka kadınlara hem de erkeklere bir şey biliyormuş gibi davranarak. Bunlara ukala denir zaten. Bunun zaten bir ismi var. Buna ukala denir. Çok yorucudur bu insanlar. Ben bu insanların erkek versiyonuyla da karşılaştım, kadın versiyonuyla da karşılaştım. Çok yorucudurlar abi. Yani şimdi bak, yumurta mesela hiç alakası tam yumurta. Aa bak beyaz yumurta dersin. Onu bile sana anlatmaya çalışır. Hayır o beyaz değil. Bilmem ne rengi aslında. Yok fil dişi rengi. O aslında buradan geliyor falan. Hiç alakasız, hiç umrunda, hiç sikinde olmayan konularda bile senle tartışmaya girmeye çalışır. Sen bana sormadın ki uğrunda mı acaba? Beyaz mı? Değil mi? Başka bir renk mi? Ya da işte kahverengi yumurta. Hayır değil. Aslında bu bilmem neyi Sarı <laughs> diye geçer falan. Umrunda olmayan şeyler hakkında. Bu bir. İkincisi. Kaç tane ikinci oldu lan? <laughs> O bir A bir B'ydi. Şimdi iki. Bir de şu olay var. Birçok konuda da kadınlar kendilerini yetersiz hissettikleri için zaten mansplaining lafı buradan çıkmış. Bence. Altta kalmamaya çalışıyorlar ve erkekler bunlara bir şey anlattığı zaman hemen tetiklenip mansplaining yapıyorsun diyorlar. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Sihirli taş pazarlayan bir kadın vardı. Değil mi? Sihirli taş uzmanı sihirli taş uzmanı pazarlayan bir kadın vardı. Programda erkek birisi de çıktı dalga işte böyle bir şey olmaz diye. Ondan sonra gitti bu. Bana mansplaining yaptılar. Neden mansplaining yapmışlar? Çünkü ben sihirli taş uzmanıyım. O adam hiçbir şey uzmanı değil. Bu konuda hiç okumamış, hiç araştırmamış. Bana diyor ki öyle şey olmaz. Mansplaining yaptı bana şu anda. Hatırlıyor musunuz o olayı? Bir üçüncü konu. En önemlisi de bu. Eğer bu iki erkek seksizm olsun diye sana bunu yapıyorlarsa, seksizm olsun diye seni bu şekilde işte küçük görüyorlarsa o zaman mesela muazzez ilmiye çığ gibi insanlar çıkınca neden hazır ola geçiyorlar? Bunu açıklaman lazım. Ya da bu tür birisi çıktığı zaman. Muazzez ilmiye kadın değil mi? O çıktığı zaman hepsi hazır ola geçiyor. Onun sözünde kesiyor olsalardı o zaman sen haklı olurdun. Neden? Çünkü o da bir kadın. O da bir kadın ama hocam 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 diye soruyorlar o programa spesifik olarak çıktım bilmiyorum ama birçok tarih programı ona, da çıktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hatta hocam hocam diye soru soruyorlar yani şöyle midir böyle midir otorite gibi soru soruyorlar. Senin dediğin doğru olsaydı kadın olduğu için onu da sustururlardı onu da konuşturmazlardı. Demek ki sorun kadınlıkta cinsiyette seksizmde değilmiş. Demek ki her şeyi seksizme bağlayan başka biriymiş. Ermeğin soykırımı olayına bağlamamın sebebi de bu. Onda da gene bir yere kadar sen okumuşsun bir yere kadar biliyorsun Hmm, bak Ermeniler ölmüş. Ama o işin arka planını bilmiyorsun. O işin arkasına yatanları bilmiyorsun. Ermenilerin yaptığını bilmiyorsun. Bir de üstüne Ermeni lobisinin bu olayı nasıl kabul ettirmeye çalıştığını bilmiyorsun ya da bilmezden geliyorsun. Bilmemek işine geliyor. Bunların hiçbirini bilmiyorsun. Sadece Ermeniler ölmüş. Bu kadarını biliyorsan ona özür dileriz. İşte az önce söylemeye çalıştığım bu. Az bilmek. Az bilmek büyük sıkıntı. Ben o programı çok fazla seyretmedim. Bir ya da iki kere seyrettim ama ben seyrettiğim zaman benim izlenimim bu. Ben tarih uzmanı değilim ama erkeğim. O yüzden sana açıklayacağım şimdi. <laughs> Erkek olduğum için şimdi sana açıklayacağım. Ben o programı seyrettiğim zaman bir vatandaş olarak, bir seyirci olarak o programı seyrettiğim zaman benim kafamda şu canlanmıştı. İki tane tarihçi var orada. Sosis Partisi gibi gözükmesin diye, tarihin Şanzelize kafesi gibi gözükmesin diye bir tane de bayan aramışlar. Büyük ihtimal dediler lan abi tarih şey yapacağız da bayan yok mu ya? Tanıdığın bayan var mı? Tanıdığın bayan var mı? O onu arıyor. O onu arıyor. Tanıdığınız bayan var mı arkadaşlar? Tarih programı şey yapacağız ya çok baya abazan oldu ortam. Ortam baya sap oldu. Yok mu hiç böyle tarih marih konuşacak bayan ya? Güzel olsun abi, görüntüsü güzel olsun. Diğer ikisini de bastırsın yani. Diğer ikisini dengelesin. Yok mu abi senin tanıdığın tanıdığı vardır ya bir kayınço mayınço. Ya bizim bir tanıdık var kitap okumayı falan seviyor. Gözlük sapı kemiriyor. Tetiklenmeyin arkadaşlar. Götümden yazıyorum şu an bu senaryoyu. Bunu bilmeme imkan yok. Ben seyirci olarak baktığım zaman kafamdan böyle bir senaryo yazdım yani. Bu şeylerde vardır arkadaşlar biliyorsunuz futbol programlarında. Futbol programlarında yani 3 tane erkek vardır artık yeter demişler. Her, her, yer erkek oldu. Bir tane de mini etekli kız vardır. Ve o da bayağı konuşur ona büyükten öğretmişler. Bilmem kimin performansı bu hafta çok iyiydi falan. Yo hiç gol atamadı. Ben futboldan bahsetmiyordum ki. <laughs> kaç linç gelecek bu programa? Arkadaşlar. Mansplaining desem kaç linç gelir? Allah rızası için kaç linç gelir? <laughs> yani bazı programlar. Bak hepsi değildir eminim ki. Ama bazı programlarda bunu görüyorum. Direkt kadın olduğunu için çağırıyorlar zaten. Ve büyük ihtimalle diğer iki kişi de dalga geçiyor. Veya eziyor veya bilmiyorum veya ciddiye almıyorlar. O onların şeyi. Yani eğer sen gerçekten ciddiye alınmayı hak ediyorsan onlar da seni ciddiye almıyorsa belki genç olduğun içindir. Belki yeni yetme gözüktüğün içindir. Belki çıtır gözüktüğün içindir. Artık çıtırlığın da kalmadı gerçi de. O onların hatasıdır. Ama bunun seksizmle falan alakası yok abi. Yani ben çok programda görüyorum. Ve sadece programda değil. Gerçekte o var. Yani Erkek aradığın zaman arkadaşlar bizim sette de öyle yani, oyuncularda da öyle. Erkek aradığın zaman yağıyor ama kadın oyuncu veya işte restoranda kadın garson bunları gıdım gıdım bulabiliyorsun. Türkiye'de böyle. Başka ülkelerde böyle değil. Başka ülkelerde kadınlar çok daha aktif. Onu biliyorum. Yani erkekler kadar direkt aktifler mi onu bilmiyorum da daha aktifler onu biliyorum. Gıdım gıdım arıyorsun ve bulduğun zaman aman bırakmayalım diyorsun. Bazı öyle oluyor ki mesela teyzeler falan 10 kişilik şey oluyor. Set. Tamam mı? Şu gün çekim var. Tamam mı? Herkes tamam mı? Tamam tamam tamam. Bir tane teyze diyor ki ben gelemem diyor. Çok önemli toplantım var. Çok önemli toplantı dediği gün. Holding toplantısı mı? Çok önemli toplantım var. Gün tabii ki de gün. Ve çıkıp da kusura bakmayın ben güne gelemem. Film setine gitmem lazım demiyor. Gününden bile feragat etmiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de diyoruz tamam abi. Senin için birden fazla güne yayacağız. Sırf senin için. Senin etrafında şekillendireceğiz olayı. Çok zor. Yani gerçekten zor bulması. Bulması gerçekten zor. Sebebini bilmiyorum. Altın günü. Altın olmuş 1600 lira. <laughs> altın, altın pahalılaşınca belki günde biter. Ezgi Deniz oradaki seksizim kadını çağırırken yetkinliğe göre değil tipine bakılması olabilir. Şimdi işte orada tam olarak ne olduğunu bilemeyiz. Ezgi Deniz demiş ki oradaki seksizm kadını çağırırken yetkinliğine değil tipine bakılması olabilir demiş. Ben kesinlikle şunu düşünüyorum ama. Yani herkes de erkek olmasın. E, haksızlar mı? Orada sen hani milletin seyredeceği program mı yapıyorsun. Bilmiyorum abi. Bilemiyorum. Yani haksızlar mı bilemiyorum. Sonra işte oradaki insanlar, oradaki diğer iki kişi bu üçüncü bayanı kişiyi ciddiye almamakta Haksız mı? Dalga geçme veya trollemekte haksız mı? Veya onlar haklılarda diğeri bir gereksiz atar yapıyor. O konuyu da bilemiyorum. Ama benim bildiğim şu var. Mansplaining diye bir şey yok. Mansplaining diye bir şey olsaydı bu sadece erkekler tarafından ve sadece kadınlara yapılan bir şey olurdu. Ve bütün kadınlara yapılan bir şey olurdu. Ama az önce verdiğimiz örneklerle bunun hiçbir açıdan doğru olmadığını gördük. Çünkü bunu yapan erkekler başka erkekleri de yapıyor. İkincisi bunu sadece erkekler yapmıyor, kadınlar da yapıyor. Ve aynı şekilde başka kadınları da yapıyorlar. Ve üçüncüsü senin mansplaining yapıyor dediğin kişiler başka bir kadın çıktığı zaman ona saygı gösteriyorlar. Demek ki olay seksizm değil. Başka bir şey olabilir. Belki seni ciddiye almıyor olabilirler haksız olarak. Ve o onların yanlışı olur. Caner Demir LGBT plaining demiş. Esvet Burcu Esmer Soy'un sözde seksi olduğu için futbol programı sunması demiş. Ha şöyle bir şey var bak. Burcu Esmer Soy'u da ben onun programında gördüm galiba. Ben futbol programındaki kadınları gördüm. Sırıtmıyorlar. Hani atla deve değil sonuçta futbol programı sunmak, bilmek. Sana verilen teksti analiz etmek, okumak vesaire. Atla deve değil. O yüzden baktığım zaman sırıtmıyor. Yani şey olmuyor. E, aşkım, aşkım offside neydi ya? Offside neydi aşkım? Şey böyle hani böyle elinle böyle böyle yapıyorsun da böyle Ondan sonra ötekisi de böyle kafa vuruyor. O offside mıydı aşkım? Öyle değil yani. Baktığın zaman sırıtmıyor. Hani konuya hakim. Burcu Esmer soydu öyleydi bak. Sırıtmıyordu yani. Ona eyvallah. Ama güzel diye çağırmışlar. Net yani. Net yani güzel diye çağırmışlar. Şey yazmışım notlarımlarsa arasında Pelin Batu için. Bu da o konuyla ilgili gene. Seni konuşturmuyorlarsa YouTube kanalı aç demişim. Bak bazı bayanlar açtı. Ve simpleri de var. Şimdi Mesela o YouTube kanalı açsa... Bayağı bir takipçisi olur. Bayağı insan konuşur. Kendi vardır herhalde ya, YouTube kanalı. Var mı? Vardır da ha. O tür insanların hep oluyor çünkü. Bayağı takipçisi vardır yani bence. Ama takipçinin yarıdan fazlası waifu falan yazacak. O ayrı mesele de. Şimdi bak bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Yani sen mesela... YouTube kanalı açsan tarih konuşuyorum desen... Veya şu an diyorsun diyorsundur belki. O adamlardan daha çok takipçi olur. Eğer düzenli video atıyorsan. O zaman da dersin ki bak siz beni küçük görüyordunuz ama sizden daha çok takipçim var. Ama takipçinin yarıdan fazlası waifu falan yazar sana. Keşke o sandalye olsaydım falan yazan çıkar. Hakaret değil kesin çıkar.